videoda sizlerle 420 bin liralık kasayı inceliyor olacağız. Sizlerle birlikte bu quick time'ı kapatalım. Evet, şunu büyütelim. Evet, öncelikle biliyorsunuz bu 420 bin lira kasayı öncelikle Türkiye'de devam edelim. Türkiye moduna geçsin. Hani Türkiye'deki siteye girsin. Evet, şimdi öncelikle şöyle Mac diyeceğiz. Buradan Pro'lara tıklıyorum. Nerede o? Pro. Evet, Pro'lara geldik. Evet, Mac Pro'nun sayfasına hoş geldik. Evet, her şeyi değiştirecek bir güç yani döndürülüp açılıyor. İşte böyle iki tane Thunderbolt. İki tane tip C girişi var. Yani bence bu kadar büyük bir makina ve bu kadar pahalı bir makina için bence üst tarafta iki tane Type-C girişi olması kötü olmuş. Sanırım bir de bunun kart okuyucusu falan da yok. Bunu da ekstradan almanız gerekiyor. Yani birçok şey burada ekstra. Mesela burada atıyorum USB girişi gerekiyor. İki tane arkada USB girişi var diyebiliyorum. İki tane USB girişi var. İki tane de tip C girişi var. Burada dediğim gibi şimdi bunu kullanarak zaten hani önde iki tane Type-C girişi var. Arkaya iki tane USB ve iki tane Type-C girişi olan bir bilgisayardan konuşuyoruz. Tabii ki de bunun performansı çok çok gelişmiş bir bilgisayar. Ama yani bunları bence daha fazla yapması gerektiğini düşünüyorum. Hani 4 tane Type-C yapıp 1-2 tane de USB girişi yapabilirdi. Bunu da 3.0'lık yaparak. Şimdi biz satın ala tıklayacağız. Satın alalım bakalım. Evet, şimdi biraz da özelliklerine değineceğim burada. Hani bununla ne yapılır yani onu da söyleyeceğim. Bu arada bunun iki türlüsü var. Bunu ben çok yani internette rastlamadığımız olan raf tipi kasa var. Bir de normal kasa tipi var. Yani buna kule tipi diyorlar. Ama biz genellikle kasa tipi diyoruz. Biz şimdi başlangıç fiyatı 42 bin yani 43 bin lira. Yani bunu alacak zaten artık ne yapabilir tahmin bile edemiyorum. Yani herhalde uçuşa geçebilir bu bilgisayarla. Şimdi bu 43 bin liranın içinde 3.5 GHz'lik 8 çekirdeklik Intel Xeon W işlemcisi var. Ve 4 GHz'e kadar turbo boost'u var. Şimdi bu ve 32 GB RAM'i var. 8 GB DDR5 Radeon Pro 580X ekran kartını bulunduruyor ve 256 GB SSD var. Evet, ayaklı paslanmaz çelik muhafaza. Anladım. Neyse. Şimdi 3.5 GHz'de başlangıç bir tane vermiş. 32 GB RAM'imiz var. 8 GB ekran kartımız var. Tabi Radeon Pro 580. Hafızamız 256 GB. Bu fiyata bence bu şey daha üst bir SSD takılabilir. Bir de Apple Afterburner kart bu ekran kartları için bu farklı bir şey sağlıyor. Bunun amacı en zorlu iş akışları için daha da iyi performans elde etmek istiyorsanız Mac Pro'nuzu Apple Afterburner ile yükseltmeyi tercih edebilirsiniz. Afterburner Final Cut X ve QuickTime Player X ve destekleyen üçüncü taraf uygulamalardaki ProRes ve ProRes RAW video kodekleri deşifre etme yükünü azaltan bir PCI hızlandırıcı kartıdır. Yani tamam abi. Yani o yani şöyle diyeyim, bu bilgisayarı alacak zaten büyük film işleri ve dizi işleri yapan kişilerdir yani. Çünkü ona da çok çok şey ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum ama işleminizi hızlandıracaksa tabii ki almanız. Evet. Şimdi burada işlemcilerde mesela şu anki fiyata göre gerçekten
Zaten devasa bir güç şu an yine de. Tabii ki de bu kadar para verip ne daha en son limiti ne olabilir? Bizim dediğimiz fiyata gelinir. Şimdi bir de şöyle bir avantajı var. Eğer işlemcinizi 24 çekirdekli ve 28 çekirdekli veya 28 çekirdekli yaparsanız 1,5 TB'lık RAM kullanabiliyorsunuz. Yani düşünsenize ben hiç görmedim. Yani böyle bir bilgisayar olsa bile 1,5 TB'lık RAM'im var benim dediğinizde herhalde ne diyor bu ya filan. Yani bundan 2 daha 4 yıl önce deselerdi böyle bir şey var. İnanmazdık ama şimdi artık var. Gerçekten. Burada dediğimiz gibi eğer 1,5 TB'lık RAM alınırsa fiyatın üstüne 200 bin lira. Zaten işlemciyi de en son yaptık. Dediğim gibi yani 1,5 TB RAM yani ya, harika bir şey. Evet, 2 tane 32 GB HBM2 belleğe sahip 2 adet Radeon Pro Vega 2 Duo. Bu da 86 bin lira. Evet, 385 bin liraya geldik. Bir de SSD takarsak tabii 4 TB ve yakında da 8 TB SSD depolama gelecekmiş. Ya o da gelirse artık bunun üstüne artık daha da bir bindirirler. Şimdi bu kadar ekran kartı aldık. Onun üstüne de Afterburner kart almazsak olmaz. Ondan sonra bir de gerekirse bunu taşımak için bu gerçekten oldukça ağır bir kasa. Onu da söyleyebilirim. Yani çok ağır bir kasa olduğu için buna tekerlek almanız gerekebilir. Sonra biz bunlardan klavye mouse'unu yapalım. Bu kadar program almışken Final Cut Pro X'i de alalım. Logic Pro X'i de alalım. Evet oldu bize 420.397 TL 98 kuruşçuk. Yani bu bilgisayarla yapabileceğiniz şeyler şunlar. Artık bununla siz şöyle diyeyim 8K RED çekimleri, RAW çekimleri, video çekimlerini rahatlıkla editleyebilir. Gerçek zamanlı bir şekilde ve render'a başladığınızda emin olun çok az bir şey hani süreyle size çok çok iyi performans verebilir. Evet sen diyeceksiniz ki şimdi onu diyenler olacak bir kere. Almadın ne konuşuyorsun? Abi ben yorumlamak istiyorum. Şimdi bunu alan kişi zaten bu tür şeyleri yapacağı için tamam. Ama ilk baştaki fiyatı zaten gördünüz. Şimdi bunu alacak kişi bir kere bu kadar bir şey yapıyorsa demek ki bu kadar para kazanabiliyor demektir. Yani bunu Türkiye'de alabilecek şirketler ya holdinglerdir ya da dizileri böyle film çekenlerdir. Tabii o film çekenler de bu kadar parayı buna vereceğini düşünmüyorum. Kendi ceplerine koyarlar. Yani evet. Yani gerçekten. Yani bununla gerçekten hayal edemeyeceğiniz işte artık şöyle diyeyim. Bu bilgisayarı zorlayacak bir şey yok. Evet. Bu bilgisayarı artık zorlayacak bir şey yok. 3D modelleme hani bir modelleme yapıyorsunuz ve hemen oluyor artık. Öyle hiç işte çizdim işte renderını bekleyeceğim. Yok. Çünkü bu artık devasa ve gerçekten Apple'ın dediği gibi inanılmaz bir güç yani. Bu bilgisayar inanılmaz bir güç. Tabii ki de seneye bunun daha iyisi çıkacak. Bundan 2 kat daha güçlüdür. Bundan 4 kat daha güçlüdür. Bilmem ne şeyleri değişecektir tabii ki de. Yani evet. Bu arada 420.000 TL'ye bence daha güzel şeyler alınabilir. Ev alınabilir. Belki daha küçük eve çekilip daha çok kurgu yapabilirsiniz. Daha çok video çekebilirsiniz. Yani şöyle diyeyim 50 bin liraya bir iyi bir kamera alıp yine 1080p ya da 4K çekip gidip buradan atıyorum ne alınır? Şimdi şuradan MacBook Pro alınır onun yerine. Bakın 400 o kadar fiyat harca bana. Buradan en fazla bir tane monitör alırsınız dışarıdan. Bir tane monitör alırsınız. Bir tane bundan alırsınız. Seçelim bir tane. Bu da 20 bin lira. Şunları bir fullleyelim. 64 GB 8 TB. Bakın burada 17 bin liraymış. Tabii bunun üstüne bindirerek diyor da. Biz burada 4 TB olarak alalım. Bunları da alalım. Yani üstüne koyalım.
Evet, bu 40 bin 42 bin lira deyin. 42 bin liralık bir bilgisayarı aldınız, kameranızı da aldınız ve çekimleri yapıyorsunuz. Bir bilginiz, kaynağınız varsa tabii ki de onu da paylaşıyorsunuz ve böylelikle o fiyatı hiç harcamadan, hani daha optimist, yani daha böyle optimize etmiş şekilde yapabilirsiniz. Tabii ki de buna bu kadar para vermek de uygun değil. Gidip 7000 liraya, 8000 liraya da bir bilgisayar alıp çalışabilirsiniz. Yani aslında yapacağınız işe bağlı ve size dediğim gibi bu kadar paralara verip daha farklı şeyler de, yani bu fiyatı biriktirip, yani böyle bir paranız olsa zaten yapacaklarınızı yorumlara yazın mutlaka da. Yani bu fiyat gerçekten çok uçuk bir fiyat. Yani nedir yani? Yani bundan karı nedir onu tahmin bile edemiyorum. Diğer bilgisayarın da 420 bin liralık. Bir daha da onun ekranını almaya kalktığınızda o 1000 dolar ona, 1000 dolar ona, o ayrı bir şey. Evet. Sizlerle bugün ev fiyatında bilgisayar baktık. Yani onun yerine kesinlikle bir iş kurarsınız ve ondan para kazanırsınız ve o parayı daha gelmeden, şimdiden söyleyeyim. Ha, işiniz vardır, o zaman düşünün. Tabii ki de öyle büyük şirketseniz. Evet, dediğim gibi bence o kadar parayı harcamaya gerek yok. Ya, yaptığınız işi sevin ve onunla onu geliştirin. Kendinize yatırım yapın ve insanlara bilgiyi paylaşın mutlaka. Benim tavsiyem bunlar. Bir de kanalıma abone olup beğenmeyi de unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu fiyata ne yapılır? Hatta Windows tavsiyeler verin ki ben de Windows tavsiyelerine rakip olarak bakayım. Dediğim gibi sizden, dediğim gibi ya. Neyse. Görüşmek üzere.